kıymetli il başkanım, milletvekili adaylarımız, il genel başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, il genel meclislerimiz, kadın ve genç dolarımızın başkanları, muhtarlarımız, bayatımızın güzel insanları, değerli büyükleri, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefa geldiniz, bayatımız, bayatımız. Arkadaşlarımız, değerli başkanlarımız her şeyi güzel izah etti. Şimdi az önce derden gittiğim yerlerden daha kolay anlaşılması için biraz daha basitleştirerek anlatmaya gayret sarıyorum. Meral Hanım 3 Mart günü masadan kalktı, doğru mu? Doğru. Evet. Masa kaç kişiydi? 6 bir hafta vardı, 7. Sondan yandan çarptığı yağlı oldu. 8, 9, 10. Kalkarken ne dedi Meral Hanım? Bu masa ne masası dedi? Kumar masasına kim oturur? Kumarbazlar oturur. Kumarbazlar oturur. Evet. Oynat kişiler olur. Kumarbazlar olur. Evet. Şimdi kardeşim bunlar kim? Vatan haini. Doğru, vatan haini. Cumhurbaşkanı yardımcılar. Doğru mu? Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı yardımcılar. Bunların adayları. Arkadaş kendi kendisine oturduğumuz masa kumar masası. Biz de kumarbazız. Bu memleketi yönetmeye geliyoruz diyen adama ne dedi? Teslim edilir mi? Hayır. Kumarbaza memleket teslim edilir mi? Hayır. Kumarbaza millet yönettirilir mi? Hayır. Beytülmal teslim edilir mi? Hayır. Şuradaki bir bakkal dükkanını kumarbaza verse ne yapar? Ya arkadaş, akşam kumarda kaydedin. Ve fırını toplar açar. Sonra koskoca bütün dünyanın, bütün masumların ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 85 milyon insanımız ne yapar? Aziz arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, 1909'da Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek istediler. Hepsi diyorlardı ki bu istibdatçı, bu cebarut adam giderse biz hürriyete kavuşacağız, adalete kavuşacağız, eşitliğe kavuşacağız diyorlardı. Abdülhamit Han gitti. 1909, 1911, 12, 1. Balkan Harbi, 2. Balkan Harbi, 1914, 1. Dünya Savaşı, 30 Ekim 1918, Mondros Tarihesi ve Koskoca İmparatorluğu tam var olması, bitmesi. Devam Paşa, İktidar Terakki'nin üst yöneticilerinden Sadrazam Talep Paşa, bir gün Ali Fethi Okyan'a eski başbakanlardan hatıralarını okudum. Diyor ki Ali Fethi Okyan gittim diyor. Gözümün içine baktı. Ali Fethi bittik. Kaybettik. Koskoca imparatorluk bizim hayallerimiz, saçma sapan fikirlerimiz yüzünden gitti. Gidiyor. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Dedim ki diyor. Git Beylerbeyi Sarayı'nda hapis yatan Abdülhamit Han'ı ziyaret edin. O size akıl verir. Onun aklıyla belki bir kısmını kurtarabilirsiniz. Sustu, konuşmadı. Gözlerini indirdi. Ama inanıyorum ki gitti konuştu onunla. Ama soru sorarken hepsi birden Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa. Üçü de Türkiye'de. Kaçtı. En geç 4 sene gidince üçü de Ermeni kurşunlarıyla Rus kurşunlarıyla öldü. Ne oldu? Milyonlarca Müslüman Türk dünyanın her yerinde Balkanlardan Galicia'ya, Kafkasya'dan Suudi Arabistan çöllerine kadar şehit oldu. Mahvoldu, perişan oldu. Yiyecek ekmeğe muhtaç oldu, sefil oldu. Akılsızlar memleketi yönetmeye başlarsa, hayalciler memleketi yönetmeye başlarsa, emperyalistlerin memleketi başlarsa vay halimize. Vay halimize. Şimdi bu arkadaşlara ben haindir, terörist falan demem. Ama şunu diyorum. Arkadaş memlekette ne kadar terörist, ne kadar vatan haini, ne kadar kaçak, ne kadar köçek varsa sizi destekliyor. Pennsylvania'daki koca papaz gibi destekliyor. Bilet istihbaratı.
Suriye'deki YPG'cini destekliyor. Millet Biden kimi destekliyor? Millet İttifakı. Avrupa Birliği kimi destekliyor? Millet İttifakı. Kardeşim, bunların hepsi bir araya, bizi çok sevdikleri için mi bir araya geldi? Hayır. Düğün değil, bayram değil. Erişte beni niye demez mi Anadolu insanı? Evet. Ha, bunları derdi bu bakan. Bu bakanın yiğit gider Recep Tayyip Erdoğan. Düne kadar Tokat'ı vurdu, oturtuyor. Sana IMF'i gönderdim. Bir sürü borç. Kemer sıkma politikaları. Memura maaş zammı yok. Çiftçiye maaş zammı yok. Maaş yok. Yok, yok, yok. Ama IMF'e bir memur gelir. Bütün televizyonların birinci haberi karna pudra ile geldi. Hazine Bakanı kapıda karşıladı. Dedi ki bunları vermezseniz, şunları 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 yaparsanız size para yok. Şu kanunu çıkarmazsanız ayın 15'ine kadar size para gelmiyor. Memur maaşını ödemek için saçma sapan kanunları çıkardılar. Tefecilere çalışıyor. Aynen şimdi tefecinin yeni tahsildarı bu Faik Öztrak'la bunun genel sekreteri Kemal Demir. Bunlar hep tahsilatçı tefeci. Cefır var. Cefır getirir. Tefecinin tahsilatçı. Cefır. Cefır getirir. Cefır. 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 50 bin dolar ona maaş veriyor CHP'ye. Atatürk'e vasiyet ettiği iş bankasının kasasından gelen paralardan başka türlü gelen yerlerden onlara para veriyor. Bu adamların niyeti bu aziz milletin kahramanlığını, yiğitliğini Avrupa'ya ve Amerika'ya ve İsrail'e dik durmasını azmedemiyorlar. Tayyip Erdoğan gönderirlerse biliyorlar ki lider gitmiş olacak. Bir ülkenin, bir bölgenin lideri gitti mi, sürünün adeta başı koparılmış tavuğun sersemlediği gibi gezerler. Bize yapılmak istediği özü bu. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bak şu bayata geldi. Kadir abi belediye başkanı. Hiç unutmuyorum. Ben 2007 ve 2015'te tam belediye önünde, caminin önünde Hacı Emre'nin geri durdu. Bana bak dedi, benim canımı sıkmadı diye. Bugün Ağustos. Ben dedi işte bir haftadır banyo yapıyorum. İçecek su yok. Amca ne diyorsun sen? Ben de böyle ağır birkaç kelime daha söyledim. Burada uygun değil söyleyelim. Tamam mı? Yapacağız inşallah. Bayağı içme suyu yok. Evet. Yaz döneminde. Ama şu ev sıkıntılı dönemler olayı biz 5 yılın su sıkıntısı çekmiyoruz. Elhamdülillah. Bayağı su sıkıntısı bitti. Altı su sıkıntısı bitti. Yukarıya geliriz. Bayağı Afyon'un bu 4000-5000 nüfus ilçesine 4. etap bugün konut yapıyoruz ya. 4. etap. Şu anda en son yapılacakla birlikte, dükkanlarla birlikte yeni bir şehir oluşuyor. Yeni bir medeniyet oluşuyor. Şimdi sanayi arsamızla ilgili bir alanı, sanayi arsası ayırdık. İnşallah belediyemiz orayı devrediyoruz. Ve yine bu bölgenin bir insanı, iş kadını gelecek buraya bir fabrika kuracak. Bak şuraya. Bak şuraya bak. Evet, evet. Gençlikmenizde tekstil fabrikası olacak. Bayatlı hanımefendiler şu anda çalışıyor mu 50 kişi? Çalışıyor. Çalışıyor. Daha fazla çalışacak. İnşallah. İnşallah. Allah selam olan onlardan Allah razı olsun. İnşallah. Bayatın görevli yapıldı. Hasarlı belediye. Şimdi onun sulama ihalesi yapıldı. Ve Allah'ın izniyle tamamı bu yıl bitirilecek ve Bayatlı daha fazla ürün alacak. Bazen iki ürün alacak. Buğdayını, arpasını kaldıracak. Yerine besin için sıraçlık mısır ekecek. Fasul ekecek. Daha çok para kazanacak. Bunu da satacak bu bölgede. Evet, doğalgaza sözümüzü verdik. Ne dedik? Halil İbrahim Başkan'ın seçiminin sonuna kadar bu doğalgazı getireceğiz. Bu sene bunu biraz daha hakkını alma. Bütün belediyeler amacımız o. Doğalgazı bulduk. Bu doğalgaz Karadeniz'de yok muydu binlerce yıldır? Vardı. Tayyip Erdoğan gelişine kadar hangisinin aklına geldi? Evet. Damat, damat, damat diyorlardı. Damat kadar başlıyorsa taş kursu. Bir damat bu gemileri bulmasa, bu gemileri getirip mesela Cumhurbaşkanımız arkasında olarak bunları araştırmasa doğalgaz mı bulacaktı? Bu doğalgaz şimdi çıkmaya başladı. Baktık Millet İttifakı gaz yapıyor.
Afyon maden suyunu, Kızılay maden suyunu gönderin, gazları gitsin. Şimdi gaz çıkarırsın, bahane bulur. Araba yaparsın, bahane bulur. Silah yaparsın, bahane bulur. Tank yaparsın, bahane bulur. Uçak yaparsın, bahane bulur. Köprü yaparsın, bu köprü lüzumsuz der. Efendim Avrasya tüneli yaparsın, yok su kaçırıyor der. Toki konut yaparsın, dipsiz bunlar der. Ama deprem olduğunda bakarsın ki Toki konutlarında elhamdülillah bir şey yok. O zaman şehir hastanesi yaparsın. Ne derdi bu çarpçı Kemal? Ya bu hastanelere hasta gitmesi ne olacak? Boşu başına yapıyorsunuz demedi mi? Ne gerek var? Pandemi döneminde şehir hastanelerinin olmasaydı insanlarımız ölmez miydi? Kendi yoluna şamadır, ciğerine bundan der. Bak amcam, şimdi iş belli, mevzu belli. Bayağı maşallah müthiş bir coşku, heyecan, kalabalık, mevzuyu çok iyi anlamış. Afyon bence konuyu çok iyi anlamış. Yani gittiğimiz her yerde insanlarımız tüm ekonomik sıkıntısına, problemlere rağmen diyor ki vekilin vatan mevzuu her şeyin üstündedir. Mesela vatansa gelişik haber var. Allah mübarek etsin. 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 Allah mübarek etsin.